Mersin Büyükşehir Belediyesi her geçen gün girdi maliyetlerinin artması sebebiyle üretmekten vazgeçme noktasına gelen üreticilerin dertlerine derman olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde çalışan ekipler bu kez örtü altı üretimin fazla olduğu Akdeniz ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Yeni sezona hazırlık yapmak için tarlalarını boşaltan üreticiler, tarladan topladıkları organik atıkları önceden dere ve yol kenarlarına bırakırken, büyükşehir ekipleri sayesinde bu dertten kurtuldu. Ekipler topladıkları organik atıkları katı atık depolama ve bertaraf tesisine ulaştırarak hem üreticinin girdi maliyetlerini azaltıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesini sağlıyor. Büyükşehir'in bu destekleri sayesinde önceden yol kenarlarına bıraktıkları atıkların hızlı ve kolay bir şekilde taşındığını aktaran Yusuf Yüksek, Büyükşehir'in verdiği tarımsal destek sayesinde iş yükü maliyetinin önemli bir kısmından kurtulduklarını, taşıma maliyetine ayıracakları bütçeyi ise yeni sezonda hasada hazırlık amaçlı kullanacaklarını belirtti. Bizim burada örtü altı yetiştiriciliği yapılıyor ve örtü altı yetiştiriciliğinden çıkan sebze artıklarını daha önce bertaraf etmeleri için kanallara, kanaletlere atıyorlardı ve orada tıkanma olurdu. Şimdi şu anda sizin gördüğünüz gibi şurada gözüküyor, vatandaş geliyor, bazıları yakıyor, bazıları yakmıyor. Arkamda göründüğü gibi öyle de bir yerde de toplanıyordu. Şimdi şu anda Büyükşehir Belediyesi katı atık toplama merkezine götürüyor bunları. Ücretsiz bir şekilde 1,5 milyar liraya kamyonu taşıtıyorlardı. 1,5 lira. Alıyorlar götürüyorlardı. Ama o götüren adam da nereye döküyor? Dökülecek saha olmayınca yine kanallara kaçak bir şekilde dökülüyor. Bizi büyük bir yükten kurtardılar. Bunların hepsi bir külfiyetti. Öyle bir zor bir süreçten geçiyoruz ki yani artık anlatılması çok zor oldu. Büyük bir külfiyetle çalışıyoruz biz. Sadece bizim yaptığımız iş doğayla, ziraatçıyla, komisyoncuyla, işçiyle bayağı bir külfiyetli. Yani zor şartlarda yapıyoruz. Şu anda bir tarlanın bir dönümü maliyeti 100 bin liraya geçti. Biz 2 ay boyunca 5 liraya biber sattık. Bunun sebebi tabii büyük bir külfiyet. Şu an bir tarlanın bir dönümü maliyeti 100 bin liranın üstünde. Tabii ki bize Büyükşehir Belediye Başkanı desteklerde bulunuyor. İp, naylon, gübre, işte bugünkü çalı çırpı desteği sağ olsun. Tabii ki bizi büyük bir dertten kurtardılar. Daha önce bu çalı çırpılar yakılıyordu, kalan kenarlarına atılıyordu. Bize tehlike arz ediyordu. Verdikleri destekten dolayı onlara teşekkür ediyorum. Şu anda çalıları kepçe yoluyla kamyonlara yükleyip geri dönüşüme götürüyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı'da 32, Adanalı Oğlu'nda ise 44 ton olmak üzere toplam 76 ton organik atığı Büyükşehir'in katı atık toplama ve bertaraf tesisine ulaştırdı.